Şimdi bak. Bir, derbide neden Fenerbahçe'yi destekleyeceksin? İki, Rize'den bir görüntü istemişsin. Evet, evet, aynen aynen. Az önce bir ağaç görüntüsü istemişsin. Ondan sonra ağacı verelim. Tamam, ben beklesin ağaç. Şimdi bir, tabii ki bu hafta Sinan abim, kusura bakmasın, Fenerbahçe'yi ölümüne destekliyor. Ölümüne. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenmelidir. Tabii. Peki bir Fenerbahçelilere bir soralım bakalım. Benim de izlemek istemezdi. Galatasaray'ın şampiyon olmasını ister Fenerbahçeliler Beşiktaş'ın mı? Onu bilemem tabii. Güzel soru. Bir dakika. Sinan Engin'de az değil. 2003 ruhu ortladı gözler. Çok zekice. 2003 ruhu. Satranç. Satranç gibi oldu yeri. Yaz bak. Of. Sinan ayrı bir konu. Bence yalnız Fenerbahçeliler onurlu kardeşlerim öyle maçı da hadi bakalım verelim ya falan yapmazlar. Aslan gibi derler. Şimdi hakemler konusunda Fenerbahçe haklı. Hakemler konusunda demin hocama aynen katılıyorum. Öfkeyle o iki yönetici kardeşimiz, abimiz neyse yaşlarını bilmiyorum. Onlar da yanmış, coşuyorlar. Bakın, birazdan zaten sana detaylarını verdim. Ben dün iş adamı Taylan Bilge'nin cenazesinde, Aydın Doğan'ın en yakın dostuydu. Allah Ali Koç da oradaydı biliyorsun. Koç ailesi de çok yakındı. Ali Koç'u gördüm. Benim Ali Koç'la hiç hukukum yok. Bir işte başınız sağ olsun dedik. Nagihan'la hukukları var. Nagihan'la sohbete başladılar. Sonra detayları da siz şey yaptınız zaten. Ay orada bana laf attı. Komik bir diyalog oldu. Onu birazdan vereceğiz. Ama hakemlerle ilgili. Ben dedim ki ha bu hakemlerle bu lig zor dedim. Sistemin baştan aşağıda yenilenmesi şart dedi Ali Koç. O diyaloğu... onu yazayım sonra sen yazı genel Ali'ye getirmiştik. Verebiliriz kesinlikle, istersen. Yok, şimdi diğer çünkü orada esprili şey var. Onu sonra insanlar görsün. Yani bana orada bir laf attı. Herkes daha kendim şaşırdı. Yok sen konuyu açmışken verelim bence. Ama hakemle ilgili ciddi çıkıyor. Öbürü çünkü biraz espri. Geyik yani. Ama hakemle ilgili konu ciddi. Bir, olsun iki kere görmüş oluruz. Dedim ki ben de 13 tane Avrupa ülkesinde merkez hakem kurulu başkanı yabancı. Bu dedim siz yapmayacaksınız kim yapacak? Ali Koç da dedi ki ya dedi haklısın 13 tane yabancı ama ben bir Türk olarak dedi kanıma dokunuyor dedi. İçim acıyor dedi. Yani ben biz beceremedik bunu. Yani senin evet. Kanına dokunmuyor. Rasim biz bunu diyalog haline getirdik. Sen bunu göndermişsin Beyaz Futbol ekibine. Aynen. Rasim Ozan Kütahyalı'yla Ali Koç birebir neler konuştu? Biz bunu bir diyalog haline, veteri haline getirdik. Bir izleyelim ondan sonra detayları vermeye devam tamam. et. Öyle gidelim. Buyurun. Ali Bey benim hiç anladığım bir mevzu değil ama Fenerbahçe'nin başına geçerek çok büyük ve zor bir işe kalkıştınız. Nasıl gidiyor o süreç? Kocan gibi adamlar oldukça işimiz kolay değil. Habire taraflı ve yanlı yorum yapıyorlar. Sen neden ekranda bağırıyorsun? Sana o programda sürekli bağırma vazifesi mi verdiler? İçimden geldiği için öyle davranıyorum. Yürekten bağırıyorum. Ben içi dışı bir adamım. Eşine baksana son yıllarda ne kadar tarafsız ve objektif bir duruşu var. Eşini tarafsız yorumları konusunda örnek alsana. Nagihan nasıl arzu ederse öyle davranabilir. Ben tarafım, her zaman taraf oldum. Ama geçmişte yeri geldi Fenerbahçe'nin Mesut Özil gibi flash transferlerini de takdir ettim. O konuda Galatasaray'a ağır yüklendim. Bizim kulüp taraftarlarıyla ters düştüm. Fakat bu sezon bu hakemlerle zor biter. Sistemin baştan aşağı yenilenmesi şart. Avrupa'nın 13 ülkesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı yabancı. Bizim de bu devrimi yapmamız lazım. Bunu sizler yapmazsanız kim yapacak? Bu konuda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bir bütün olması lazım. Senin için acımıyor mu bu duruma? Bu işi biz beceremedik, gelsin yabancılar yapsın demek bir Türk olarak ağrıma gidiyor. Benim de içim acıyor ama başka çare var mı? Yunanistan böyle çözdü. Olympiakos, Panathinaikos maçlarını senelerdir yabancı hakemler yönetiyor. Evet, biliyorum. Bir dakika. Bir Türk olarak içim acıyor İçin diyor yabancı oldu. Hakem konusunda bunu Ali Koç. Bunu sansürlemişsin. Nasıl, ne verdiysen ben onu ver. Ben şimdi yalan söyleyemem. Ali Koç bana... O programda sana bağırma vazifesin verildi demedi. Yani öyle... O programda ben ha. yazdım size de o programda sana böğürme vazifesi verildi. ben dedim böğürme ki, de yazılmaz ama. Ben içimden geldiği için böğürüyorum. Şimdi... Ama işin geyik tarafı bir yana Merkez Hakem Kurulu konusunda da Sinan şimdi, abim de yani güzel. Bana göre şimdi bu... Bak.
olay yapılması lazım. Bir dakika affedersin. Özür dilerim. Bir dakika usul hakkında. Hocam, biraz nezaketsizlik yaptı ama ben hoş görünmüyor. Sen koskoca Rasim Ozan Kütahyalı. Hocam olur o kadar oldu. Bir dakika. Ne yapalım işte. Hoş, daha gel hocam. Sana hiç kimse. Sana hiç kimse. Öyle dedi. Ali Koç değil. Kimse tabii, sana. Orası da öyle. Bağırma diyebilir. Yani bağırma basife diyebilir. Hocam zaten hocam, herkes yazıyor. Zaten hiç, bak, hocam zaten hiçbir. Hocam esma geldi. Bak Nagihan da şaşırdı. Nagihan dedi ki. Bir dakika. Sayın Başkan. Size de her yenilgiden sonra ağlama vazifesi mi verildi desene? Şimdi ben... Hocam ben toleranslı, özgürlükçü bir adamım. Rasim orada cevap verdi. Nagihan şaşırdı. Ben de dedim ki çok zekice dedim ki benim böğürmek içimde... Ya olabilir adamlar yanmış. Hayır. Zaten şampiyonluk gitmiş. Bakın ben... Olur mu? Rasim'e çok... Ciddi hakaret etmek istese bu kadar hoş sohbet etmez. Konuşmaz tabii yoksa. Tabii canım. Ben şimdi önümüzdeki kendisi sezon... Kendisi ne vardı? Ben konuşmaya yanına gitmedim yani. Geçtiğimiz